İzlemeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aralık'ta paylaşılmış olan en güncel 21 adet 2023 seçim anketi sonuçlarını derledik. Sonuçları paylaşmadan önce, geçen ay paylaşılmış olan 9 adet Kasım anketinin ortalamasını gösterelim ve video sonunda da biraz sonra paylaşacağımız 21 güncel Aralık anketinin ortalaması ile karşılaştıralım. Aralık ortalamasını aynı zamanda 6 ay önceki Haziran ortalaması ile de karşılaştıracağız. Geçen ay paylaşmış olduğumuz videomuzdaki 9 anketin ortalamasında Adalet ve Kalkınma Partisi %33.2, Milliyetçi Hareket Partisi %7.1, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.3, Cumhuriyet Halk Partisi %26, İyi Parti %14.1, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti toplamı %40.1, Halkların Demokratik Partisi ise %9.4 olarak karşımıza çıkmıştı. Bu 21 anketteki tüm partilerin detaylı oy oranlarını içeren Aralık anketleri videolarımıza açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Şimdi güncel 21 adet Aralık anketine göz atalım. Firmalar alfabetik olarak sıralı. Aksoy Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %32.9, Milliyetçi Hareket Partisi %7.8, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.7, Cumhuriyet Halk Partisi %28.7, İyi Parti %13.9, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %42.6, Halkların Demokratik Partisi ise %11 olarak karşımıza çıkıyor. Alf Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %30.5, Milliyetçi Hareket Partisi %7.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %37.6, Cumhuriyet Halk Partisi %27.3, İyi Parti %14.4, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41.7, Halkların Demokratik Partisi ise %9.1 olarak karşımıza çıkıyor. Araya Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %32.7, Milliyetçi Hareket Partisi %7, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %39.7, Cumhuriyet Halk Partisi %26.4, İyi Parti %14, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %40.4, Halkların Demokratik Partisi ise %10 olarak karşımıza çıkıyor. Arada Survey Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %39.4, Milliyetçi Hareket Partisi %9.6, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %49, Cumhuriyet Halk Partisi %23.7, İyi Parti %11.3, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %35, Halkların Demokratik Partisi ise %10.7 olarak karşımıza çıkıyor. Artı Bir Araştırma Şirketi'nin Aralık ayındaki ilk anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %30.4, Milliyetçi Hareket Partisi %5.4, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %35.8, Cumhuriyet Halk Partisi %27.9, İyi Parti %14.7, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %42.6, Halkların Demokratik Partisi ise %11.8 olarak karşımıza çıkıyor. Artı Bir Araştırma Şirketi'nin Aralık ayındaki ikinci anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %30.6, Milliyetçi Hareket Partisi %6.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %36.7, Cumhuriyet Halk Partisi %28.1, İyi Parti %14.3, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %42.4, Halkların Demokratik Partisi ise %11.9 olarak karşımıza çıkıyor. Asal Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %36.2, Milliyetçi Hareket Partisi %8.5, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %44.7, Cumhuriyet Halk Partisi %24.2, İyi Parti %12.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %36.7, Halkların Demokratik Partisi ise %11.3 olarak karşımıza çıkıyor. Avrasya Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %29.2,
Milliyetçi Hareket Partisi %5.8. Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %35. Cumhuriyet Halk Partisi %31.5. İyi Parti %13.2. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %44.7. Halkların Demokratik Partisi ise %11.7 olarak karşımıza çıkıyor. Konda Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %31.1, Milliyetçi Hareket Partisi %9.3, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.4, Cumhuriyet Halk Partisi %22.1, İyi Parti %18.7, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %40.8, Halkların Demokratik Partisi ise %10.3 olarak karşımıza çıkıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Aralık ayındaki ilk anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %36.5, Milliyetçi Hareket Partisi %8.2, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %44.7, Cumhuriyet Halk Partisi %24.7, İyi Parti %11.2, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %35.9, Halkların Demokratik Partisi ise %12.7 olarak karşımıza çıkıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Aralık ayındaki ikinci anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %36.9, Milliyetçi Hareket Partisi %7.3, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %44.2, Cumhuriyet Halk Partisi %24.7, İyi Parti %12.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %37.2, Halkların Demokratik Partisi ise %11.2 olarak karşımıza çıkıyor. Optimor Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %39.2, Milliyetçi Hareket Partisi %8.6, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %47.8, Cumhuriyet Halk Partisi %23.9, İyi Parti %10.9, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %34.8, Halkların Demokratik Partisi ise %10.7 olarak karşımıza çıkıyor. ORC Araştırma Şirketi'nin Aralık başında açıkladığı ilk ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %30.8, Milliyetçi Hareket Partisi %7, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %37.8, Cumhuriyet Halk Partisi %24, İyi Parti %17.1, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41.1, Halkların Demokratik Partisi ise %7.3 olarak karşımıza çıkıyor. ORC Araştırma Şirketi'nin Aralık sonunda açıkladığı ikinci ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %31.2, Milliyetçi Hareket Partisi %7.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %38.3, Cumhuriyet Halk Partisi %24.2, İyi Parti %17.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %41.7, Halkların Demokratik Partisi ise %7.5 olarak karşımıza çıkıyor. Pierre Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %29.8, Milliyetçi Hareket Partisi %9.1, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %38.9, Cumhuriyet Halk Partisi %26.7, İyi Parti %10.3, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %37, Halkların Demokratik Partisi ise %9.8 olarak karşımıza çıkıyor. Saroz Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %33.1, Milliyetçi Hareket Partisi %6.3, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %39.4, Cumhuriyet Halk Partisi %25.9, İyi Parti %11.5, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %37.4, Halkların Demokratik Partisi ise %11 olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %35.2, Milliyetçi Hareket Partisi %7.9, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %43.1, Cumhuriyet Halk Partisi %26.9, İyi Parti %12.6, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti toplamı %39.5, Halkların Demokratik Partisi ise %10.2 olarak karşımıza çıkıyor. Temis Araştırma Şirketi'nin Aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %31.2,
Milliyetçi Hareket Partisi %6.6, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %37.8, Cumhuriyet Halk Partisi %28.3, İYİ Parti %12.6, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamı %40.9, Halkların Demokratik Partisi ise %7.9 olarak karşımıza çıkıyor. TÜSİAR araştırma şirketinin aralık anketinde Adalet ve Kalkınma Partisi %37.2, Milliyetçi Hareket Partisi %7.9, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %45.1, Cumhuriyet Halk Partisi %23.5, İYİ Parti %11.2, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamı %34.7, Halkların Demokratik Partisi ise %9.9 olarak karşımıza çıkıyor. Yöneylem araştırma şirketinin Aralık başında açıkladığı ilk ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %32.8, Milliyetçi Hareket Partisi %7.2, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40, Cumhuriyet Halk Partisi %26.3, İYİ Parti %13.9, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamı %40.2, Halkların Demokratik Partisi ise %10.1 olarak karşımıza çıkıyor. Yöneylem araştırma şirketinin Aralık sonunda açıkladığı ikinci ankette Adalet ve Kalkınma Partisi %32.1, Milliyetçi Hareket Partisi %8.1, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.2, Cumhuriyet Halk Partisi %25.5, İYİ Parti %13.5, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamı %39, Halkların Demokratik Partisi ise %9.7 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Aralık ayında açıklanan bu 21 anketin ortalamasını alalım. Adalet ve Kalkınma Partisi %33.3, Milliyetçi Hareket Partisi %7.5, Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamı %40.8, Cumhuriyet Halk Partisi %25.9, İYİ Parti %13.4, Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamı %39.3, Halkların Demokratik Partisi ise %10.3 olarak karşımıza çıkıyor. Aralık'ta çıkan bu ortalama sonucu Kasım ayında elde etmiş olduğumuz ortalama ile karşılaştırırsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %0.1 gibi bir yükseliş yaşadığını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de 0.4 puanlık bir yükseliş yaşadığını, dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi toplamının da 0.5 puanlık bir yükseliş yaşadığı gözlemleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının 0.1 puan düştüğünü, İYİ Parti'nin de %0.7 gibi bir düşüş yaşadığını, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti toplamının 0.8 puan düştüğünü gözlemliyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin bir aylık değişimine bakacak olursak, %0.9 puanlık bir yükselme yaşadığı gözlemleniyor. Aralık ortalamasını 6 ay önceki Haziran ortalaması ile karşılaştırırsak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 6 ayda 1.7 puan yükseldiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 0.4 puanlık düştüğünü, iki partinin toplamının 1.3 puan yükseldiğini gözlemliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının son 6 ayda 0.9 puan düştüğünü, İYİ Parti'nin de 0.5 puanlık düşüş yaşadığını, dolayısıyla da Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti oylarının toplamda 1.4 puan düştüğünü gözlemliyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nin 6 aylık değişimine bakacak olursak, yalnızca 0.1 puanlık bir yükselme yaşadığı gözlemleniyor. Her şey gönlünüzce olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.